Herkese de selamlar. Bu videomuzda 8. sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik <laughs> Şimdi ilk sorumuz denklemlerle alakalı. Bakalım ne demişiz? Denklemini sağlayan x değerini bulunuz. Şimdi karşımızda ne var? Bir rasyonel denklem var. Rasyonel ifadeler varsa aklımıza gelecek bir numaralı şey neydi? Tabii ki de payda eşitlemek. Şimdi bu 5 arkadaşımızın altında kimse yok. Dolayısıyla ona gizli birimizi hemen yazıyoruz. Ve paydalara bakıyorum. 2, 3 ve 1 var. Dolayısıyla bunları 6'da eşitleyebilirim. O zaman diyorum ki 2'yi 3 ile çarpayım. 3'ü 2 ile çarpayım. 1'i de 6 6 ile çarparsam tüm paydaları eşitlemiş olurum. O zaman gelin bu işleme başlayalım. Yani ne diyeceğim? 3 çarpı x artı 1 eksi 2 çarpı x eksi 3 ve eşittir 6 kere 5'ten 30. Şimdi ka karşımıza daha sade, daha çözülesi bir denklem oluştu. Dolayısıyla burada artık cebirsel çarpmalarımızı yaparak devam edelim. Şu 3'ü dağıtıyorum. Ne olacak? 3 x artı 3 eksi 2x ve eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı eksi eksiden artı 6 eşittir 30 diyeceğim. Burada tabii 3x eksi 2x'ten dolayı ne kalacak elimizde? x kalacak eşittir diyorum. Burada bakın artı 3 artı 6 ne yaptı? 9 yaptı. Karşıya bunları eksi 9 geçirirsek 30 eksi 9'dan da ne bulacağız? 21 bulacağız. O zaman bizim x değerimiz 21'miş. Hocam paydaları niye yazmadık? Çünkü bakın paydaları zaten eşitlememizin amacı Onlardan kurtulmak yani sadece üst tarafta rahat rahat takılabilmek için bunu yapıyoruz. Bu yüzden de paydaların eşitlenmesinin amacı zaten onların silinmesi. Ha burada dikkatinizi çekmem gereken nokta nedir? Bir rasyonel ifadenin başında eksi işareti varsa bu eksinin içeriye dağılması gerektiğini unutmuyorsunuz. Ki biz de bakın e, ne yaptık? Eksi 2 ile eksi 3'ü çarparken artı 6 yapmış olduk. O önemli bir detay. Dedim bir sonraki soruma geçtim. Ne demiş sorumuzda? X bir gerçek sayı olmak üzere. Eksi 4 küçüktür X. Küçük eşittir. Eksi 5. Bu eşitsizliği sayı doğrusunda göstereceğiz. Şimdi bu tarz bir soruda yani bir eşitsizlik verildi ve sayı doğrusunda göstermeni istiyor. Ne yapacaksın? Hemen sayı doğrusunu çiziyorsun. Şöyle bir sayı doğrusunu çizdik. E, sınırlarımız eksi 4 ve 5. Dolayısıyla şurada eksi 4'ümüz olsun. Şurada da artı 5'imiz olsun. Hemen kontrol ediyorum. Sınırların dahiliyeti var mı? Yani e, o arkadaşı da alacak mıyız? Sınırdaki o arkadaşı alacak mıyız? Bakıyorum eksi dörtte herhangi bir dahiliyet yok. Sadece küçüktür demiş. Bu ne demekti? Eğer altında bir eşittir işareti sembol olarak yoksa o zaman onu almıyoruz demekti. Almıyoruz demek de içinin boş olması demekti. Yani eksi 4 tarafında içini boş bırakıyorsunuz. Ama 5 öyle mi? 5 öyle değil. Küçük türün yanında bir de eşitlik var. Bu ne demek? 5'in içini dolduracaksın demek. Yani 5 de bizim istediğimiz bir sayı demek. Şimdi eksi 4 ve 5 sınırları hallettik esas mevzuyu hallettik. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Arasını şöyle tarıyorsunuz ve bu şekilde de bu eşitsizliği sayı doğrusuna göstermiş oluyoruz. Burada yine teknik bir uyarı yapıyorum. X'in bir gerçek sayı olduğunu söylediği için bu şekilde yaptık. Eğer X bir tam sayı mesela deseydi o zaman yine eksi 4'e evet alamayacaktım ama Eksi 3'ü alırken sadece şu eksi 3'ü alacaktım. Sonra sadece eksi 2'yi alacaktık. Bakın bu aralar yok. Çünkü o aralarda tam sayı yok. Eksi 3 ile eksi 2 arasında tam sayı yok. Gerçek sayı sonsuz tane var. Ama tam sayı deseydi bu şekilde yapardık. Gerçek sayı dediği için bunu tabii ki de bu şekilde uygulamadık. Tamam dedim ve bir sonraki soruma geçiyorum. Şimdi bu sorumuzda ne demiş bakalım? 5 katının 4 eksiği 21'den küçük ve eksi 6'dan büyük olan tüm tam sayıların toplamını bulalım demiş. Şimdi önce burada x değil. Burada x'imiz yok. Neyimiz var? 5 katının 4 eksiği var. Dolayısıyla bizim x'imizin 5 katının 4 eksiğini alacağım ve bu arkadaş için bana sınırlar söylemiş. Bu neymiş? 21'den küçükmüş. Bu grup 5x 4 grubu küçükmüş 21'den ve -6'dan da büyükmüş. Dolayısıyla alt sınırımız da -6 oluyor. Şimdi Burada tabii ki de derdimiz yine tabii ki x. 5x eksi 4 diye verilmiş ama en nihayetinde senin x'i bulman lazım. O zaman ne yapıyorsun? Diyorsun ki ben şu ortada x'i yalnız bıraktırtma çalışmasına başlayayım. Eksi 4 var. O zaman buna bir artı 4 yaparak o eksi 4'ten kendini kurtarabilirsin. Nasıl? Artı 4 yaptım. Tamam ama eşitsizliği bozdum. Eşitsizliğin birine bir şey yapıyorsan hepsine aynı şeyi yapacaksın. Bu artı 4'ü sağ tarafa da ekleyeceğiz, sol tarafa da ekleyeceğiz. Şimdi karşımıza gelen eşitsizliği yazalım. Eksi 6 artı 4'ten burası eksi 2 küçüktür. Ortada bakın bu arkadaşlar gitti sadece 5x kaldı küçüktür. 21 ile de 4'ü toplarsam sağ taraf 25 oldu. Hala x yalnız değil. O zaman ikinci müdahalemiz 5'e böleceğiz ki 5'ler tık tık sadeleşsin. E orayı 5'e bölüyorsak diğer tarafları da 5'e bölmemiz gerekiyor. Bu arada bakın yaptığımız işler hep pozitif sayılarla yani artı 4 eklemek, 5'e bölmek vesaire. Sadece bir noktada eşitsizlikler yön değiştiriyordu. O da neydi hatırlatalım. Eşitsizlikleri negatif bir sayı ile çarpar ya da bölerseniz Eşitsizlikler yön değiştirir. Hatırlatmış olalım. Şimdi burada da 5'ler gitti ortada. Çok güzel. Sadece ortamızda x kalmış oldu. Sağ tarafta 25'i 5'e böldüm. 5. Eksi 2 bölü 5'te yapacağımız bir numara yok. Aynen yazdım. Şimdi buradaki x tam sayıları istenmiş. Başlayalım. Önce tabii bizi e, dertlendiren kızım sol taraf. Eksi 2 bölü 5. Bu sayı sevgili gençler. Eksi 2 bölü 5 dediğimiz sayı sıfırla eksi 1 arasında bir değerdir. Çünkü 2 bölü 5 biliyorsun basit bir kesir. Basit kesirler sıfırla 1 arasında olur. Ama negatifse de sıfırla eksi 1 arasında düşüneceğim. E şimdi sıfırla eksi 1 arasında bir sayı bu. Şurada bir yerde. Buradan bana tam sayı gelir mi? negatif olarak gelmez. Çünkü eksi 1'e daha gidememişsin bile. Dolayısıyla negatif sayı alamayacağım. O zaman x'i alabileceğim ilk tam sayı değerim 0. Ondan sonra 1, 2, 3 ve 4. İşte x'in alacağı tam sayılar bunlar. Hocam 5'i niye almadık? Çünkü 5 de bakın sınır dahil edilmemiş. Zaten ne diyordu bakın 21'den küçük. Küçük eşit demiyor. Eksi 6'dan büyük büyük eşit demiyor. Dolayısıyla sınırlarımızı bu yüzden almadık. Ha, bunların biri de toplamı sorulmuş. E, toplayalım 7, 8, 10. Toplamında da 10 çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu soruyu da çözdük. Bir sonraki sorumuzla devam ediyorum. Şimdi yukarıda verilen şekiller kısa kenarı 3 kök 2 metre uzun kenarı 15 kök 2 metre olan eş dikdörtgenlerden oluşmuştur. Buna göre her iki şekilde KL doğru parçasının eğimini bulacağız. Şimdi eğim sorusu. Tamam. Eğim sorusu olduğunu anladığım anda hemen eğimi düşünüyorum. Neydi? Eğim dikeyin yataya oranıydı. Yani dikey bölü yatay yapacağız. Tamam. O zaman Tabii bu dikey bölü yatayını nerede yapacağız? Dik üçgenlerde yapacağız. E tamam bakıyorum iki tarafta da dik üçgenim var. Çünkü bunlar dik dörtgenler. Zaten bu dik dörtgenlerin köşeleri 90 derece şeklinde karşımıza gelir. Şimdi burada dikey ve yatay uzunluğa sahip olmam lazım. Yani bakın bana burada zaten e, bir KL'yi istediğim uzunluğu bir dik üçgenin içine yerleştirmiş. Hazır. Benim burada yapacağım şey dikeyini bulmak, şu uzunluğu bulmak bir de yatayı bulmak. Dikeyden başlayalım. Şimdi Verilen dikdörtgenler eş. E burada uzun kenar görüyorum. Kaç? 15 kök 2. O zaman yapıştır buraya 15 kök 2'ni. Kısa kenarı burada alamam. Çünkü sadece bir uzun kenarlık kısmı var. Dikey kısmında. Dikey için bunu yazdım. Tamam. Şimdi bir de bana ya yatay lazım. Dikeyi hemen hatta şurada eğim diyelim. Eşittir. 15 kök 2'yi hemen yazalım. Tamam. Bir de bir de yatay uzunluk var ki tam olarak bir uzun kenar değil orası. Bakınız şu sağ tarafta bir kısa kenarlık kadar düşmem lazım. Yani toplamda 15 kök 2'den şuradaki 3 kök 2'yi düşmemiz lazım. E 15'ten 3 çıkar 12. O zaman benim yatay uzunluğum da 12 kök 2'dir. Hemencik yazdım onu da. Dikeyim yatayım belli oldu. Zaten kök 2'ler gitti. Bir de 3 ile sadeleştirelim. 5 ee, bölü 4 olarak birinci arkadaşımızın eğimini buldum. İkinciye geçiyorum. Burada da işler tam tersi olmuş. Bakın şu dikey uzunluğu tam bir o dikdörtgenin tam olarak uzun kenarı değil. Kısa kenar kadar düşülmüş hali. Yani dolayısıyla 12 kök 2 diyeceğiz. Diğer tarafta ama yatayda tam bir uzun kenar var. Onu direkt alacağım. Dolayısıyla eğim eşittir diyorum. Dikeyim bu sefer 12 kök 2. Yatayımız da 15 kök 2 dedim. Yine kök 2'ler gitti. Bir de 3'e böldük mü? Bakın burada da eğim ne çıktı? 4 bölü 5 çıktı. İşte hani şekiller birbirine benziyor eğimler aynıdır diye hareket etmemeniz gereken dikkat gerektiren bir eğim sorusunu çözmüş oldum. Bu soruda da işimiz bitti. Sıradaki soruyla devam ediyorum. ABC üçgeninde AB'yi ve AC uzunluğunu vermiş 7 ve 12 santimetre. Buna göre BC uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Derdimiz kim? BC uzunluğu. O zaman o arkadaşa ne diyoruz? X diyoruz. Ve hemen aklımıza ne geliyor? Üçgen eşitsizliği. Çünkü e, iki kenarım belliyken üçüncüye ne düşer bunu bulacağım. Bunun içinde hemen üçgen eşitsizliğimi yazıyorum. X'i araya aldım. Diğer iki arkadaşının toplamından küçük olacak. E, 7 ile 12'yi toplarsam 19. O zaman üst sınırımı bulmuş oldum. Alt sınıra bakalım. 12'den 7'yi çıkarın nedir? 5. Alt sınırımız da 5. E bu aradaki tüm tam sayı değerlerini yazacağım. Kimler var? Tabii ki de sınırları almıyoruz. Üçgen eşitsizliğinde sınırlar dahil değildir. Dikkat. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 son. İşte tam sayı değerlerini sormuş. Neyse ki toplamını sormamışız. Tamam. Bunu da hallettik. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Şimdi karşımızda iki üçgen var. Birbirine bağımlı iki üçgenimiz ve yukarıda bazı ölçüleri verilen şeklin en uzun kenarı hangisidir diye soruluyor. Şimdi açılar varsa bir şekilde yani iki tane üçgen olduğunu görüyoruz zaten burada. Açılar da varsa burada bir e, açılarla kenarlar arasında bağıntı yapacağız. Yani açı kenar ilişkisi. Fakat bunu yapabilmek için de tüm açı değerlerini bilmem lazım. Bakıyorum ki eksikler var. O da nedir? Şurada mesela bir açım eksik. Üst taraftaki KLN üçgeninde bir açımız eksik. Hemen bulalım. Ne diyeceğim? İçerideki açılarımız 80 ve 53 topla. Ne yapacak? Buradan 133. 180 iç açıları toplamı o kadar biliyorsun. 133'ü çıkarttım. Burası 7, burası da 47 olmuş oldu. 47 derece. Şimdi alt tarafa geçiyorum. Burada da açılarımız 53 ve 65 topluyorum. 8, 11, 118. 180'den de 118'i çıkartıyorum. Burası 2, 7, 1, 6. Bu açımızın değeri de neymiş? 62 dereceymiş. Şimdi bize en uzun kenarı soruyor. Artık tüm açı değerlerini biliyor muyum? Evet. O zaman üstteki üçgenden üçgenin içine girdim. Sağıma solma şöyle bir bakıyorum. Neden bakıyorum? Çünkü en büyük açı hangisi ise oradan devam edeceğim. Onun karşısındaki kenardan devam edeceğim. Bakıyorum yukarıdaki üçgende. Bakınız şu yukarıdaki üçgende en büyük açı kim? 80 derece. O zaman 80'in karşısındaki kenardan devam ediyorum. Hop o da beni diğer üçgene çıkartıyor. Yani diyor ki git, git diğer üçgen benim için en uzun kenar LN'dir. Şu ortadaki kenar benim için en uzundur dedi. Üstteki üçgen. Şimdi alttaki üçgene soracağım. Senin için de en uzun kenar LN midir? Diye sorduk. Bakıyoruz şimdi buralarda dolanıyorum sağa sola bakıyorum. Ve bu kenarı LN kenarını kim görüyor bakın? 62 derece görüyor. 62'den daha büyük var mı? Var. 65 derece var. O zaman LMN o alttaki üçgen bana diyor ki bende diyor daha büyüğü var. 65 derece 62 dereceden daha büyüktür. Dolayısıyla 65 derecenin gördüğü kenar daha uzundur diyor ve beni oradan çıkartıyor. Dolayısıyla da en uzun kenarı nasıl bulmuş oluyoruz? LM olarak bulmuş oluyoruz. Bu bizim bu şekil içindeki en uzun kenarımızdır. Buradaki en büyük yanılgı şudur. Hemen bütün açıları bulduk. Bakayım. Aa en büyüğü 180. O en uzun. Hayır. Böyle yapmıyoruz iki üçgenin söz sahibi olduğu durumlarda yani böyle bütünsel şekillerde mutlaka iki üçgene de soruyoruz tamam. Yani benim yaptığım stratejiyi uygulayabilirsiniz. Girin bir üçgenin içine. Bakın 80 derece en uzun mu? Tamam oradan bir devam edin çıkın. Ha şunu diyebilirsin hocam alttaki üçgenden ilk olarak mesela üçgen şekle giriş yaptım. Hani bu KLMN şekline alttaki üçgenden giriş yaptım. O da beni hemen 65'ten çıkarttı tamam. O o zaman en uzun kenardır diyebilirsiniz tamam. Ama siz yine de hani sağlama almak için bir hani alttaki üçgenden girdin hemen çıkartıyor mu seni? Dur o zaman bir de diğer üçgenden girmeyi dene şeklin içine tamam. Bu soruyu da halletmiş oldum. Sıradaki sorumuza devam ediyoruz. Bu iki sayfalı bir soru. Burada şeklimiz var. Diğer sayfada soruyu çözeceğiz. Şimdi kenar uzunlukları x 2x santimetre olan dikdörtgen şeklindeki seyyar bir çardak. Çardağımızı şurada görüyoruz. Kenar uzunluklarımız x'e 2x. Alanı 180 metrekare olan kare şeklinde bakın. Önemli detay kare şeklinde ve alanımız 180. Bir süs havuzunun üzerine yerleştiriliyormuş. Tam bakın gördüğünüz gibi köşegenlerin üstünden yani karenin köşegeni kadar bir köşegen var. Yani bu çardağın köşegeni karenin köşegeniyle aynı diyebiliriz. Tamam. Sorumuz neymiş? Daha sonra diyor çardak kısmının etrafına ışıklandırma yapılıyor. O hani çardağımız var diye şöyle şuraya da çizelim çardağımızı. Şöyle bir daha bir çizelim. Şimdi bu çardağın kenar uzunlukları biliyorsun x'e 2x'ti. Ee, bunun diyor etrafına ışıklandırma yapılıyor. E şimdi bunun çevresi nedir? 2x burada, 2x karşısında 4x, burada 5x, burada da 6x'tir. Bana diyor işte 6x'e ışıklandırma yapacağım. Buna göre dikdörtgen şeklindeki çardağın çevresinde kaç metrelik ışıklandırma yapılmalıdır? Tamam. E dolayısıyla benim 6x'i bulmam lazım. Yani 6x eşittir işte soru işareti. Derdimiz bu. Şimdi geri gel. Nereden bulacağım ben bu x'i? Şuradan. Bak. Süs havuzunun alanı 180 mi? Bu bir kare mi? O zaman karenin alanını kökün içine yazdığımızda karşımıza ne çıkıyordu? Bir kenar uzunluğu çıkıyordu. Dolayısıyla hemen 180'i parçalayalım. Yani dışarı çıkartacağım algoritma yaparak. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. Sonra 3'e geçtim. 1, 3 daha ve bitirdim. 3 çıktı, 2 çıktı. 6 kök 5'miş. Bu arkadaşımızın bir kenar uzunluğu 6 kök 5'miş. Bana bu lazım değil. Bana köşegeni lazım. Çünkü dikdörtgende de yani daha doğrusu dikdörtgenin şu köşegen uzunluğuyla haliyle süs havuzunun köşegen uzunluğu aynı. O zaman bu aynı olan arkadaşı bir tespit edelim. Buradan da ne yapacağım? Şöyle köşegeni çekeceğim. Zaten bu bir nedir? Karedir. Dolayısıyla da karede ne diyorduk? Ee, bir birse ise köşegen kök 2'dir. Yani özel üçgen. Pisagor'u hatırlayalım. Bir bir kök 2. 5, 5, 5 kök 2. 10, 10, 10 kök 2 diyorduk hipotenüs için. Yani 90'ın karşısı için. O zaman burada kenar uzunluklarım 6 kök 5, 6 kök 5 ise 6 kök 5'in kök 2 katı diyeceğim. 6 kök 5'in kök 2 katında da kök 5 kök 2 ile çarpılır. Kök 10 olur. Yani köşegenim 6 kök 10'muş. Şimdi soru çözümüne diğer sayfada devam ediyorum. Ben çünkü şunun dikdörtgen çardağımın köşegenini 6 kök 10 buldum. Bir daha söylüyorum bakın. Karenin köşegeniyle, karenin köşegeniyle şöyle kırmızı gösterelim. Karenin köşegeniyle dikdörtgenin köşegeni aynı. Buradan ilerleyeceğim. Şimdi nasıl ilerleyeceğim peki? Şu dikdörtgene baktığınızda tamam mı? Dikdörtgene baktığınızda köşeleri 90 derece. Haliyle o köşegeni de çizdim ya ben 6 kök 10 diye. E aslında orada bir dik üçgen Pisagor var. O zaman burada Pisagor'u uygulayalım. Birincinin karesi yani x'in karesi bir kısa kenarın karesi. Diğer uzun kenar 2x'in karesi. Direkt 4x kare yazıyorum. Bu hipotenüsün karesine eşittir. 6 kök onun karesi. E buradan bana 5 tane x kare geldi. 6 kök onun karesini alalım. 6'nın karesi 36. Kök onun karesi kare kare kökü götürdü 10. Direkt 10'la çarpınca 360. Böl ikisini de 5'e. x kareyi ne bulacaksın? 72 bulacaksın. Şimdi bana x lazımdı. Dolayısıyla karesi 72 olan sayı nedir? Her iki tarafın kök içine alırsam x eşittir kök 72. Ya 72 şöyle yazamaz mıyız direkt? Hiç algoritma yapmayalım. 36 çarpı 2'dir. At 36'yı dışarıya 6 olarak hop 6 kök 2 geldi. Şimdi dön başa. 6x'i istiyorduk. X'i bulduk. O zaman bana ne lazımmış? 6 çarpı 6 kök 2 lazımmış. 6 kere 6, 36, 36 kök 2 olarak da biz doğru yanıtı bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız 5, 36 kök 2 olacaktı. Sıradaki soruya devam ediyorum. Bir benzerlik sorusu bakalım. Değişik bir tarzda tabii ki de sunulmuş. Şekilde verilen tüm üçgenler ikiz kenar dik üçgenlerdir. Buna göre mor üçgen ile mavi üçgenin benzerlik oranı A. Kırmızı üçgen ile yeşil üçgenin benzerlik oranı B ise A artı B'yi soruyor. Kaç olabilir? Şimdi burada madem tüm üçgenler ikiz kenar. O zaman ben şunu diyeceğim. 1 ile başlayalım. Yani en alttaki şu BC kenarı demiş ya. Buraya ben 1 yazıyorum. Bu diğer kenarı da 1. Şunu biliyoruz. Daha önce de yaptık bak bir önceki soruda. İkiz kenar dik üçgense 1 1 kök 2. Yani 5, 5, 5 kök 2. 10, 10, 10 kök 2 diyorduk ya. E ben burada en küçük üçgene 1, 1 dersem bunun hipotenüsü kök 2 olur. E dolayısıyla da şu arkadaşa kök 2 yazabilirim. E şimdi o kök 2 ise bunlar ikiz kenarda dolayısıyla diğer kenarı da kök 2. Ne oldu şimdi? Kök 2, kök 2, kök 2 katı 2 oldu. E bu da ikiz kenar olduğu için 2'ye 2. Şimdi 2, 2, 2 kök 2. 2 kök 2. 2 kök 2. 2 kök 2. Hipotenüs söyle. Bunun kök 2 katı. 2 kök 2'nin kök 2 katı ne olur? 4 olur. Dolayısıyla diğeri de 4. Şimdi 4 4. 4 kök 2. Bak tüm kenarları bulmuş oldum. Burada zaten benzerlik oranı dediği için hani oranlama yapacağım için e, hani k demenize gerek yok. Zaten 1k 1k kök 2k işte 4 4 ya da 4m 4m 4 kök 2 m gibi hani ekstra yanına bir bilinmez atmamıza gerek yok. Çünkü zaten oranda onları sadeleştireceğiz gerek yok. Şimdi o zaman a'yı ve b'yi bulalım. Benzerlik oranı için ne yapabiliriz? Herhangi bir kenar uzunluğunu alıp onları oranlayarak gidebilirim. Şimdi 1. Mor üçgenin mavi üçgenin benzerlik oranı. Yani mor üçgen ile mavi üçgenin benzerlik oranı. Mora bakıyorum kök 2. O yüzden şöyle mor için kök 2 diyebilirim. Mavinin kenar uzunluğuna baktığımda da 2 iki kök 2'yi görüyorum. Tamam. E burada zaten kök 2'ler bile gidiyor. 1 bölü 2 kalıyor. Bakın birinci benzerlik oranım yani A dediğimiz arkadaşı 1 bölü 2 iki buldum. İkinciye bakalım. B'yi bulmaya çalışıyorum. Burada da kırmızının kenar uzunluğuna bakıyorum. Şu kırmızı ortadaki. O da kenar uzunluğu 2. Yeşilin kenar uzunluğuna baktığımda o da 4. 4, 2 bölü 4'ten yine ne çıkıyor bakın, 1 bölü 2 çıkıyor. Buna da B diyelim, tamam. E bu ikisinin toplamı sorulmuş, 1 bölü 2 yani yarımla yarımı toplarsam 1 tam yapar. Dolayısıyla cevabı B seçeneği olarak buluruz. Peki hocam neden soru olabilir şeklinde sorulmuş? Farklı bir e, cevap da çıkabilir miydi? Evet. O da şöyle. Şimdi morla mavi'nin benzerlik oranı diyor ya. Burada ee, morun maviye oranı diye tam söylemediği için siz bunu tersten de alabilirdiniz yani önce işte maviye yazıp sonra moru yazarsan 2 iki kök 2'yi kök 2'ye bölerdin ve buradan da cevabı 2 bulurdun diğerinde 2 bulup 2 iki artı 2'den 4 deme gibi de bir durumunuz olabilir o da doğru cevaptır. Ama bu bir şıklı soru olduğu için şıklarda da bir var. Hani hem bir hem dört olmaz. Dolayısıyla yazılı bir sınavda, şıksız bir sınavda ikisi de kabul edilir. Bunu da söylemiş olalım, detayı verelim. Ee, ama biz bu şekilde bulduk. Bir, bir çıktı çünkü şıklarda bir olduğu için o yönden ilerledik. Ama cevabı dört de bulabilirdik. Söylemiş olalım. Peki. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki koordinat sisteminde bir paralel kenar verilmiştir. Bu paralel kenar ne yapılıyormuş? 7 birim sağ ötelendikten sonra oluşan görüntüsünün x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünü çizeceğiz. Şimdi önce öteleyeceğiz sonra x'e göre yansıtacağız. Kimdi bizim x eksenimiz? Şu yataydaki y eksenimiz de dikeydeki eksendi. Önce ötelememizi yapalım. Şimdi ne yapılıyor? 7 birim sağ. Bu ötelemede hep size ne söylüyoruz? kendinize bir köşe seçin. Yani şekli direkt e, ötelemek, hani ittirme, kaktırma hareketi diyoruz ya. E ittirmek yani şekil biraz girintili çıkıntılı olursa sizi zorlayabilir. O yüzden kendinize şuradan bir köşe seçin. Mesela ben bunu seçtim. Şimdi ben bunu 7 birim sağa atıp sonra şekli tamamlayacağım. Bakalım 1 2 3 4 5 6 ve 7. İşte o köşe buraya geldi. Diğerleri de bunun arkasından gelecek. Peki nasıl bir şekil bu? Bakın iki birim yukarıda var. Hemen iki birimimi çiziyorum. Hatta şu ara detayları silelim. Nereye geldiğini gördük çünkü. Şurada iki birim yukarıda var. Tamam. Bakın sol ve sağ kenarlar ikiye bir şeklinde aşağıya iniyor. Dolayısıyla ben de ikiye bir indim, çizdim. Alt tarafta da iki birim var ve şu şekilde de yukarı çıkarttım. Bakın şeklimizin ötelenmiş halini bulduk. Şimdi yansıtmaya çok dikkat. Yansıtmada yine köşelerden gideceğim. Köşeleri tek tek yansıtacağım. Şu köşeyi yansıttığımda iki birim var x eksenine. E bir iki birim daha gidersem şuraya gelecek. Sağdaki köşe e onun iki birim sağında. Hemen onu da çizdim. Şimdi diğerleri sıkıntılı dikkat. Şurada dört birim var. Dört birim daha gidersem bakın buraya geliyor. Ve son olarak şu arkadaşımız da onun iki birim yanında. Şimdi noktaları birleştirdiğimizde şeklin yansımış halini göreceğiz. Bakın yansıma daha tehlikelidir çünkü yansımada e, yön doğrultu değişebiliyor. Ötelemede sadece yer değişiyor. Bak buradan buraya ittirdik sadece bir şey olmadı. Ama yansımanın tehlikeli olmasının sebebi şeklin görüntüsünün de değişiyor olması. Tamam. Bu yüzden yansıma yaparken dikkatli olun ve köşeleri alarak devam edin. Yani köşeden köşeye ilerleyin. Çok da zorlanırsanız tavsiyem yine şudur. Köşelerin koordinatlarını yazarak da yansıma yapabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Köşelerin koordinatlarını yazın. Şöyle mesela şu sol alttaki köşemizin koordinatı nedir? 3'e 2. Ben bu 3'e 2'yi x eksenine göre yansıtırsam biliyorsun x değişmez y değişir. 3'e eksi 2 olacak. Gerçekten de yansıtıldığı yerde bakın 3'e eksi 2 noktası olduğunu görüyorsunuz. İstersen de bu şekilde köşelerin koordinat sisteminde verildiyse tabii yansıma işiniz. Köşelerin koordinatlarını alın. Gerekli işlemleri yapın. İşte öteleme mi yapılacak, yansıma mı yapılacak onları yapın. Ondan sonra o bulduğunuz köşe noktalarını birleştirirsiniz. Yani tek iş oraya kalır. Dolayısıyla bu şekilde size bir kolay yolu da söylemiş olayım. Ve... Bu yazılı çalışması için son soruma geldim şimdi ne demiş sorumuza bakalım koordinat sisteminde verilen şekillere sırasıyla aşağıdaki dönüşümler yapılıyormuş buna göre son durumda aşağıdaki harflerden hangisi oluşur diye sorulmuş şimdi bakın ne görüyoruz burada mesela birinci şeklimiz var bu birinci şekle ne yapılıyormuş x'e göre yansıtıp iki aşağı bir sağ yapacağız bu şekilde e, her. Bir numara yani 2'ye ve 3'e de aynı ötelemeler yapılacak. Daha doğrusu yazan öte, ötelemeler yapılacak ve en sonunda ne oluşacak bakalım. Heyecanla bekliyoruz. Şimdi önce birinci şeklimizden başlıyorum. X'e göre yansıtacağım. X'e göre yansıtmam burada kolay. Zaten e, birinci şeklin direkt bir kenarı x ekseninde olduğu için şöyle direkt 3 aşağıya gideceğim. Bir sağa yani normal bir T harfi oluşturuyoruz şu hareketlerimizi tamamlayalım. Yani x'e göre yansıtmış oldum. Şimdi buradan sonra 2 birim aşağıya bakın yansıması da yine aynı çıktı. Demek ki simetrik bir şekilmiş bu. Olabilir. Son neticede girintili çıkıntılı bir şekil olmadığında aynısı da çıkabilir. Şimdi burada 2 birim aşağıya gideceğiz. Ee, ve bir birim de sağa gideceğiz. Bunun için size tavsiyem şeklin bir köşesinden tutun ve o köşesini sadece öteleyelim. Ardından onun üstüne şekli inşa ederiz. Çünkü şeklimiz çok basit bir çizim. T harfi bildiğimiz. Dolayısıyla bir köşesini uygun yere getirdikten sonra kalanını çizeriz. O yüzden ben mesela sağ alttaki köşeyi seçiyorum. Bunu iki aşağıya bir birimde sağa getirirsem şuraya gelecek. Buradan itibaren de şöyle şeklimi çiziyorum. Yine basitçe bir T harfi oluşacak şöyle çizmiş oldum. Birinci şeklimiz tamam. Geldim ikinci şeklimize. Ne demiş? 6 birim aşağıya 4 birim sola. İkinci şekil çok basit bir şekil. Direkt 1'e 2'lik bir dikdörtgen. Dolayısıyla bunun da yine sol üst köşesinden tutalım. Sıra önemli değildir ötelemede. Hani aşağı ve sola demiş ya sen önce sol sonra aşağıya da öteleyebilirsin. 4 birim sol demiş. 6 e, birim aşağıya. 4 sola gidiyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi 6 aşağıya gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sol üst köşesi şurada olacak. Dolayısıyla hemen oradan itibaren 2'ye birlik bir dikdörtgen çizdim. Karışmasın diye şu aradaki e, detayları siliyorum. Şu sol taraftan da silelim. Tamam. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi üçüncü şekildeyim. Üçüncü şeklimiz y eksenine göre direkt yansıtılıyor. Burada direkt bir yansıtma yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Şimdi yansımada biliyorsunuz dikkat edeceğiz. Y eksenine göre demiş. O yüzden ben en uzaktaki köşeden başlıyorum. Bakın y eksene 4 birim var. E, bir 4 birim daha şöyle yansıtıldığında gidersem o köşe buraya gelecek. Dolayısıyla direkt oradaki şu 3'e birlik dikdörtgen kısmı çizebilirim bir birimde şu bir tane kutuda aşağıya doğruymuş. Onu da çiziyorum. Yani şöyle bir şekil oluştu bakın. Tamam? Diğerlerini de tarayalım. Bakın şu T harfimizdi ve de bir tane basit dikdörtgenimiz vardı ve karşımıza ne çıktı? Gördüğünüz gibi A harfi çıkmış oldu. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı bu soru için A seçeneği olacaktı diyorum ve dersin sonuna videonun sonuna geliyorum. şimdiden hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim. Hoşçakalın.